4 aydır bir sanatçının herhalde hayata dönebilmesi için en güzel şey alkışlar. Bir alkış insanı hakikaten hayata döndürüyor. Efendim, aşağı yukarı 4 aydır sizlerden uzaktık. Biraz dinlenelim dedik. Çünkü malum 6. yılın içerisinde laf lafı açıyor ve 6 yıldır, yani 6 yıl bitmedi ama 6 yıldır hiç ara vermeden yayınlanan herhalde yegane televizyon programı haberler dışında. Yaz kış demeden sizlerin karşınızdaydık, ekranlardaydık. Bütün programlar yaz tatili verdi, dinlendi, yenilendi, kendine geldi, tekrar karşınıza geldi. Ben açık söyleyeyim, biraz yorulduğumu ve biraz yıprandığımı hissettim. Bir dinlenelim bakalım ne olacak dedim. Biraz dinlendim ve işte tekrar alkışlarınıza karşınızdayız. Fakat bu arada gördüğünüz gibi Jerk emekli oldu. O dedi ki ben çok yoruldum, ben artık çalışmayacağım. Biz onun yerine bir horoz edindik kendimize. Bunun henüz adı yok. Horozlar biliyorsunuz dünyayı uyandırır, insanları uyandırır, uyuyan inekleri uyandırır. Biz de horozumuz her öttükçe biz ötmeye devam edeceğiz. Uyuyanlar uyansınlar diye inşallah uyandırırız. Türkiye'nin son yıllardaki en büyük stand-up komedyeni Cem Yılmaz! Olmadı. Karizmatik bir final yaptır orkestra. Baba, abi, aksın öyle abi. Aksın. Aksın. Gelsin abi. Hoş. Çalışamadık zamanında. Demek ki hala ölecek bir şeyler var ayağımda. Var var. Bazen ben de tutturamıyorum. Eyvallah. Yani genellikle onlar benim hareketime göre bitirmiyor. Ben bitirme hareketini onların bitişine göre yapıyorum. Bunlar öyledir ama yani. Biz evde de bir dönem çalıştık, olmadı değil mi arkadaşlar? Sen stand-up'ında böyle şey yapıyorsun. Karizmatik çıkışlar falan filan. Senin şuradan çıkışını gördüm. Senin de kendine ait farklı bir karizman var. Yani karizmatik çıkmıyorum demek yani, de biraz karizma değil mi? Tabii canım. Onun numarası orada. Şimdi dümeni bütün, o. Bütün sırları vermeyelim. Bak abi gülüyor. Sırrı aldı. Hani şöyle çıkmak da başka bir karizma tabii değil mi? Tabii canım. Biteyim yani. Ben mesela genellikle böyle çıkarım. Hah! İşte bu. Biz eski kuşağız ya. Öyle öğrenmişiz. Ben de ibrişim kuşağım. Bak eski. Oturacağız. Ben şu... Şunu söyleyeceğim, senin mesaj kaygısız beyin fırtınası. Salata ortaya. Stand-up'ın adı. Şimdi bu mesaj kaygısız niye bilmiyorum. Böyle bir mesaj vermeme kaygısından dolayı mı? Ya, öyle bir şey mi başladı? Işte, kör bana gözüm neydi? Ha. Kör gözüm parmağı. Bir şey, kör parmak bir yere gidiyor ama artık tam nereyse bilemiyoruz. Öyle. Kiminin gözüne, kiminin... Yani direkt kulağına. Vermeyelim diye. Yani peki, insanları... ben sana buradan stand-up komedyen olmak isteyen... gençlere bir mesaj fışkırtmanı istiyorum. Stand-up abi hazır komedyen, işte mesela. Bak. Stand-up komedyen olmak isteyenler ne yapmalı? Bir kere saçtan kaybetmeleri lazım. Abi hazır mesela. Beyefendi. Beyefendi oldu oluyor. Kenarlar da hafif döküldü müydü? Ramak kalmış abi ya. Ramak kalmış. Bir de ona artık seninki artık üçgen, üçgen, ona dörtgen, güzel, beşgen. Kare olabilir. Ben abiye kare düşünüyorum, bilmiyorum. Kare. Şöyle bir kare. Abi kare düşünür müsünüz? Güzel. Çok güzel karemiz var isterseniz. Ya bilmiyorum. Daireler ya de olabilir çeşitli. Yani Allah toplum hazır dileniz abi. Seni oraya alalım. Eyvallah. Bütün Türkiye'yi güldüren usta bir yazar, mizahçı ve üstelik de usta bir oyuncu, bir komedyen çağırıyorum. Çok büyük bir usta. Yılmaz Erdoğan!
Beyefendi, özel bir selam daha. Beyefendi. Ya abi, abi, arkadan dinledim, siz misiniz? Abi o. Hürmetler. Abimiz o, Cem'in abisi. Ben öyle yani aldım. Yani bir dönem, gel abi, orada, bir dönem. Yani abi, programın akışına ve rejim mantığına göre seninle ayakta orada iki dakika sohbet edip sonra buraya geldim. Ya boş ver, öyle oturalım. Boş ver, biz buraya oturalım, bitsin gitsin. Ya Yılmaz, Mükremin mi daha ünlü, Yılmaz mı? Gerçek Yılmaz nelere güler? Valla. Ya en son bir zarf geldi hakikaten. Böyle Mükremin çıtır, Beşiktaş Kültür Merkezi, Hasfırın Caddesi, Beşiktaş. Bu geldi. Ne postacı yadırgadı, ne biz yadırgadık. Herhalde daha meşhur o yani. Şöyle düşünüyorlar. Adam demiyor ki lan bu bir hayal kahramanı. Ben nasıl olacağım buna? Postacı da değil mi? Getiriyor yani. Mickey Mouse Disneyland diye gidiyor. Bağlayalım. Adam konuşacak. Bağlayalım abi. Niye? Bana kısa tuş mu yapsınlar? Şey yapın, çırma, şey yapın. Ben abi, daha babalıyım. Yılmaz Erdoğan. Vermedi ya mi? Şeydir, durumu olabilir mi sizce? Yani herif seni Mükremin Çıtır zannediyor. Senin de Yılmaz Erdoğan adlı bir hayal kahramanı rol oynadığını düşünüyor olabilir mi mesela? Neredeyse öyle, bir de bir tercih meselesi. Yani benim Mükremin, birebir Mükremin olmamı istiyor zaten. Çünkü o onu tanıyor. Beni sallamıyor ki o Mükremin'in arkadaşı, her salı görüyordu onu. Yani onu arzuluyor. Yani... Hayır, hayır, hayır. Ben sizi dinledim lütfen. Sözümü kesmeyin lütfen. Dinlemesini öğren, dinlemesini öğren. Bana da. Arkada, arkada hocam, lamba gibi yarım saattir seni dinliyorum. Evet. Bana da şunu söylemen lazım. Araya girmeyin bir dakika ya. Cem uzun Bey, konuşacaksan edin, konuşayım. Sayın Kırca, o da Ali Kırca'nın orada alakasız duruyor orada. Hayır, şöyle bir şey var yani. Sen çünkü Star'da Kırmızı Koltuğa Mükremin Çıtır olarak çıktın bir de. Ya onları beni Yılmaz diye çağırıyorlar. Ondan sonra işte diyorlar Mükremin'e dönüş. Ya birdenbire işte Mükremin abi bu konuda ne düşünür ya? Bilmiyorum ki ben. Mükremin. Onu yazacağız bir gün, yazarken yani, bulacağız. Hakikaten öyle devamlı yanımda taşımıyorum ki onu. Oturuyorum. Yazıyorum. Küçük bir Mükremin yazıyorum var. Yazıyorum ben. Yazar ben. Kendim gördüm yani ben. Yazıyor değil mi? Güzel. Hakikaten yazıyorum. Lan şu gözlerimle gördüm. Ateşe kör bakayım yani. Şunlarla gördüm. Şşş. Şşş. Bu siyaset... Ya abi bir dakika dur, Allah'ın adını ver. Bak. Ama müsaade etmiyorsun. Bu çok komik ya. Bir siyaset meydanı tribi vardır biliyor musun? Şu. Şş, şş. Şimdi yani baba araya girecek ama... Boşluk var ya. Geçen akşam, geçen akşam Türkiye'nin en büyük şeylerinden, ceza avukatlarından biri var. Kemal Kumkumoğlu. Çok da karizmatik bir adam biliyor musun? Abi bir başladı. Ben de arada takılıyorum böyle. Zap yapacağım, yapamıyorum. Ali Kırca bile araya giremedi. Öyle bir konuşuyor ki. Yani açık, net, ha, şey kesin bir biçimde. Şimdi bilmiyorum da böyle... sizden tanıdım. Ama bu araya kimse giremedi ben... abi. Kimse, herkes böyle bakıyor. Ya 20 dakika virgülsüz konuş. Bir dönem meclis başkanı vardı. İsmini yanlış ya söylersem tamam da, cevap hakkı da arasın bizi bir saniye. Abi lütfen şey yapmayın işte. Sayın milletvekilleri diyordu şey. Yılmaz Hocaoğlu galiba. Nicedir yok, buradan sesleniyorum. Bizi yalnız bırakmasın. İstiyorum. Ben istiyorum. Aksama yani. Aksınıza bir şey değil. Peki. Tuş yapmadığınız için de ayrıca hatırım kaldı sizde. Evet buyurun. Ne diyorsun böyle böyle, açık söyle. El işareti yapma. Stüdyo yönetmeni sevgili seyirciler bana oradan böyle yapıyor, böyle aklımı karıştırıyor. Senin abin benim stüdyo yönetmenim. Evet. Geriye gidiyor. Biraz bu kadar. İyi mi? Heh. Hadi size güzel görüntü ulaştırabilmek için sevgili izleyicilerimiz. Tamam. Ne oldu? Bir yere mi bağlandık? Yo, niye öyle alkışlandı? Direkt abi de adam kameraman. abi gerilla konuk olarak. Haftaya stand-upçısın, yırt bayağı. Yo, hadi yanlar da dökülünce tamam. Fakat enteresan değil mi? Girer girmez abi göze çarpıyor. Öyle öyle. Hakikaten öyle. Çok ben, güzel ben abi yaptım. Cem'in uyarmasıyla farkına vardım. Abiyi oraya yeni bir spot koymuşlar diye düşünüyorum deminden beri. Niçin o nereye aydınlatıyor oradan diye ona takıldım. Ya, Mükremin'den sıkıldığın oluyor mu? Böyle bizim gibi gerizekalı talk show sunucuları sorup durduğunda bunu. Aa lütfen. İşte. Bak, bunu yapma. Bunu... Ya sıkılma. Abiye de ama kendine haksızlık et.
Lan abi hakkına dikkatli konuş. Vay halkın adamı. Seni müdafaa edeceğim burada. Halkın adamı. Abi tıp. Ya bir detay çekim rica edebilir miyim? Abi Türkiye'nin en karizmatik, en çok para kazanan komedyeninin duruşu, oturuşuna bak abi. Nasıl bir içe kapanık ve acziyet duydun? Acizmendi misin? Heyde hey. Bir aciz. Olamazsın, saç yok baba. Onun için önce bir saç olacak. Sen İçeri yavrusun. Doğru uzatıyorum ben biliyorsun. Şimdi benim de kırları görür buradan zulmü. Var mı sıkıldığın oluyor mu mükreminden böyle? Yani ulan ya, yeter ne mükremini ben Yılmaz'ım. Ben şeyden sıkılıyorum doğrusunu isterden. Şimdi bir programa katılıyoruz mesela politika caddesi falan. Şimdi ya bazı mükremin politik meselelerle de ilgili bir insanım ben nedense. Şimdi orada bu mükremin... bir ayıp gibi oldu değil mi? Yani sanatçının politik meselelerle falan böyle bir şeylerle ya niye ilgilenmiyor diyenler var. İlgileniyor neden her şeye gitmiyor falan diyen de var. Şimdi orada diyor ki mesela mükremin bu koalisyonla ilgili ne düşünüyor? Mükremine sorun yani. Tabii ben de öyle dedim tamam mı? Şimdi ne düşünür ki yani Mükremin? Böyle kalıyoruz biz. Diyorum ki ben mesela şimdi ya Mükremin'le ilgili soru sorabilirsiniz elbette ama yani... Nasıl bir karakter? Bir, ha, nereden nasıl yarattın? Nasıl nereden yazıyorsun? Çıktın? Niye yazıyorsun? Sorulur. Tamam ama Mükremin yani... Mükremin bu konuda ne düşünüyor? Sence Mr. Spock ne der böyle bir durumda? Yani... Onların başına gelmiş midir bu bilmiyorum ha. Herif uzay kahramanı ya. Değil mi? Leonard Nimoy geziyor Amerika'da talk show'u kapıyor. Mr. Spock tabii. Sizce baba, mantıklı ne oldu enerji ünitesi? Meme yapmıştı en son diye. Geçmedi tabii seyirci benim. Yani konuşuyor beni kısıyorlar bilmiyorum. Oradan biri kısıyor yok, geçmiyor. Yok duydular ama sallamadı. Ben gülüyor muyum? Sen normal hayatta biraz daha ciddi takılıyorsun. Yok bu sıkılgandı. Yani içe dönüktür gerçekten. Yok aslında öyle değilim de. Hani şey durum vardı ya bu gerçek hayatta gerçekten öküz gibi. Hiç öyle bir şey yok da. Biraz ben zaten tabiat olarak belki Mükremin'le tek benzerliğimiz olur. Ben de çabuk sinirleniyorum. Bazı takıntılarım vardır ama öyle hani asık surat falan bir adam değilim ya. Sempatik bir insan. Maymun değilim tabii. Maymun derken seni... Maymun derken bana bak. Bir işaretle mi oldu? Hayır, ama benim de tersim fenadır ha. Bilmez mi? Abi bilir.